Ne yaptın doktor? Abicim parmaklarınızla beraber yiyeceğiniz enfes bir yemek yaptım size. Nasıl olsa yumurta sucuklu mu sucuksuz mu sen onu söyle. Bilemedin koçum. Bak. Nazmi Usta'nın spesiyali. Özel bir yemek diyorum ya. Buyurun. Bu ne lan? Oğlum işte tereyağında kızartılmış patates topları. Allah Allah. Oğlum bak ben böyle toplu şey yemem lan, ne bu? Niye öyle diyorsun lan? Güzel bir şeye benziyor ha. He? Ya Allah Allah. Patates kızartması böyle mi olur ya? Patates kızartması dediğin laf böyle uzun olur parmağın gibi. Yemezsen yeme. Kundak çirkini seni ya. Allah Allah. Oğlum bak hani böyle sevimsiz falan diyorsun eyvallah da. Ben bu kundak çirkin lafına çok bozuluyorum ha. Hem bir kere ben doğduğumda çok güzel bir bebekmişim. Ha biliyoruz oğlum. Çok da ünlüymüşsün zaten. Nereden biliyorsun oğlum? Hem ben bir kere Kastamonu Devlet Hastanesi'nde doğdum. Biliyoruz. Bütün gazeteler yazdı oğlum. Ne yazdı lan manyak? Sakallı bebek doğdu diye yazdılar. Oğlum bak yemin ediyorum bu patates toplarını boğazından geçiririm aşağı. Serhat bir şey söylesene oğlum. Ya ne söyleyeyim oğlum? Ben de size bakıyorum. Stres atıyorum işte. Ya abicim stres dedin de. Ya bu dandun işlerinden artık ben çok bunaldım ya. Yani şey mi bir tatil yapsak? Oho. O senin söylediğin kelime var ya bizim hiç bilmediğimiz bir şey. Ha, iki tane depo bastık diye Rusyalı'yla Ertan uyuşturucu satmaktan vazgeçecek değil. Bizim için asıl önemli olan bu herifler bu uyuşturucu memlekete nasıl sokuyor? Bunu öğrenmemiz lazım. Kaynağı kesmedikçe akmaya devam edecek. Ha, biz de gider Topçuoğlu'na sorarız. Nasıl olsa artık yeni dava arkadaşımız o. Dadayla bak git. E ne yapayım oğlum ben de böyle stres atıyorum. La hable. Bütün uyuşturucuyu imha ettik baba. Tek bize hayatımızda yok. Serhatlarla bir sorun çıkmadı değil mi? Çıkmadı baba. Senin suratın niye yazık o zaman? Yok bir şey. Burak. Şu Serhat'a yardım olayını unut artık. Sonuca odaklan. Amacımıza ulaştık. Bak Ertanların malları ellerinde patladı. Biz keyfini sürelim. Şimdi onlar düşünsün. Fatih. Murtaza'ya söyleyin arabayı hazırlasın. Nereye baba? Sizi yemeğe götüreceğim. İkidir malları elleriyle koymuşlar gibi buluyorlar. Çok sağlam bir istihbaratları olmalı. Senin adamların arasından sızıntı olabilir mi? Ne alakası var? Hiç zannetmiyorum. Hepsi sağlam çocuklardır. Senin elin kolun uzun. Serhatların yerini bulabilmek için bir şey yapamaz mısın? Katerina'yı bu konuyla alakalı görevlendirdim ama henüz bir bilgi yok. Belki de başta bunları hafife almakla hata ettim. Topçuoğlu olmasaydı bu sefer pek mümkün değildi. Belki de senin bahsettiğin istihbarat kaynağı Topçuoğlu'dur ha? Sağda solda adamları var. Her konuşulan hala kulağına gidiyordur. Serhatları bulamıyoruz. Ama Topçuoğlu'nun yeri yurdu belli. Üstelik kaçmak, saklanmak gibi derdi de yok. Onu mu ortadan kaldıralım diyorsun? Hemen değil. Topçuoğlu Serhat'la iş yapıyorsa görüşüyor olabilirler. Yerlerini bilmesi yüksek ihtimal. Yani Topçuoğlu'nu öldürmek yerine onu kaçırıp Serhat'ların yerini öğrenmek için türlü yöntemler mi uygulayalım diyorsun? Basbayağı işkence edip öğrenelim diyorum Rusyalı. İyi. Halledin bu işi. Yerini biliyorsun. Git al. Eminden mi bahsediyorsun? Evet. Bir dakika. O kadar kolay olmaz o işler. Benim çocuğum hala o evde yaşıyor. Üstelik zerre kadar sevmesem de eski karım da orada. O zaman nasıl olacağını sen bul. Topçuoğlu'nu yakala, gerisine karışma sen. Sessiz kaldığım için yenilmiş sanırlar beni. Zayıf, çaresiz. Oysa sen beni çok iyi bilirsin Ertan. Ben konuşursam kimse kaldıramaz.